Sezaryenle gebe kalan anneler normal doğum yapabilir mi diye sorular geliyor. Sezaryenle doğum yapan. Evet. Sezaryen sonrası vajinal doğum mümkün. Ben çok sayıda da yaptırdım. Evet. Bu nedenle de işte yine internetten böyle doğum yapan kadınların paylaşımıyla bu SSVD diye kısalttığımız sezaryen sonrası vajinal doğum, hani Türkçe kısalttığımız bir grup da var. Olabiliyor, bunlar da yapılabiliyor dediğim gibi. Riski de çok fazla değil. Eski dikişlerin açılma ihtimali var. O da %1 civarında. Bir hayli düşük. Göze alınabilir. Hasta da göze alıyorsa. Tabii doğumunu özenli yaptırmak lazım. Mutlaka hekim yaptırması lazım. Riskli bir doğum. Annenin ıkınmaması lazım. Gerekirse özel aparatlarla doğumu ve bebeği dışarı çıkarmayı doktorun gerçekleştirmesi lazım. Annenin karın içi basıncını arttırması bu perforasyon dediğimiz rahimin yırtılma riskini arttırır. Ama koşulların uygun olması lazım yine normal doğum için. Ve tabii hastanın da bunda bir saplantı, hastada bunun bir saplantı olmaması lazım. Yani olabiliyorsa, mümkünse gibi. Hayır, ben illa normal doğum yapacağım, sezaryen sonrası vajinal doğum, ben bir kahraman olacağım değil. Ama ben yani normal doğumu yaşamak istiyorum, çünkü normal doğum şölen gibi bir hadise. Hastaların o anı yaşaması her kadına mutluluk verir. Özel bir şey. Çünkü bir şölen, güzel anlamda kullanıyorum hakikaten. Kadınlar ne şölenin, biz acı çekiyoruz, siz şölen diyorsunuz diyebilirler, ama o anın bitmesi, biliyorsunuz sıkıntılarımızın bitmesi bizleri çok mutlu eder. Allah Tabii. sevdiği kuluna eşeğini önce kaybettirir sonra buldururmuş derler Evet. ya. Halbuki aynı şey, ama bir kaybı yaşayıp onu tekrar elde etmek Kazanma. insanı fazlasıyla mutlu eder. Hep Kesinlikle. deriz ya, işte kıymetini kaybettiğimiz zaman Kaybet, biliriz. İşte evet. gençliğin, sağlığın, paranın kıymetini kaybettiğimiz zaman biliriz. O nedenle bu kayba gitmeden tedbir alınması ve kaybın zamanında önlenmesi çok önemli. O nedenle de sezaryen olan hastaların, yani o neden sezaryen olduğunu bilmesi de gerekiyor. Nerede olduğunun, doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığının, o sezaryen sırasında bir komplikasyon olup olmadığını da bilinmesi gerekiyor. Bunlar yapılmışsa o zaman hasta hekim uyumuyla doğum olur. Şölen konusuna gelince, tekrar geri dönersek, Evet. birçok acının bittiği an olduğu için hastaların çok özel anı oluyor. Yani düşünün, o doğum sancıları arka arkaya olan bitiyor. Aşağı olan baskı kalkıyor. Anne oluyorsun, içindeki vajinadaki baskı kalkıyor. Bir canlıyı çıkarıyorsun, onu görüyorsun. Ondan sonra 9 aylık süreç bitiyor. Bir anda saniyeler içerisinde. Aynı anda birçok Ve duyguyu tabii o yaşıyorsunuz da. bittikten sonra mutlu olmayan anne de olmuyor. Yani doğum ne kadar zor olursa olsun, niye ben bunu doğurdum, bir daha asla doğurmam. O anlık belki şokun etkisiyle ya da anlık travmanın etkisiyle olsa bile uzun vadede ikinci de yapıyorlar. Evet.